Saat 13 gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temaslarını sürdürüyor sayın seyirciler. Cevdet Yılmaz, Başbakan Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'le birlikte Gazi Mausa'da MAGEM'de halkla buluştu. Şimdi ayrıntıları Ülkü Akın'dan alacağız. Evet, görüşmeye ilişkin neler aktaracaksın Ülkü? Evet Hatice, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Sayın Başbakan Ünal Üstel ve tüm bakanların kalabalık bir ekiple birlikte Gazi Mausa'ya geldiler. Bu sabah MAGEM'de bölge halkıyla bir araya geldiler, buluştular. Yoğun bir sevgiseli vardı tabiri caizse Sayın Yılmaz'a ve beraberindekilere. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi oradaydı. Tüm bakanlarımız bu ziyarette buluşmadaydı. Evet, sıcak atmosferde gerçekleşti bu ziyaret, buluşma diyelim. Burada bir takım müjdeli haberler de verildi. Sayın Başbakan ilk olarak söz aldı bu buluşmada ve Sayın Yılmaz'la heyetini ülkemizde görmekten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ve ana vatan Türkiye ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yola devam edileceğini söyledi. Türkiye'nin Mehmetçiği ve 20 Temmuz'u bugünlere taşıdı bizi dedi. Ana vatan Türkiye'den kopmanın mümkün olamayacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aldığı yoldan hiç kimsenin geri çeviremez olduğunu bir kez daha vurguladı. Yavaş yavaş yol alıyoruz dedi. Ekonomimizi ana vatan Türkiye ile birlikte ileriye taşıyacağız dedi. Ve hükümet olarak canla başla çalıştıklarını, göreve geldiklerinden bu yana icraatlarını anlattı Sayın Başbakan. Özellikle enerji konusunda bir fizibilite çalışması yapıldığını, şu an ana vatan Türkiye ile birlikte önümüzdeki günlerde bunu açıklayacaklarını söyledi. Elektriksizliği tarih edeceğiz. Biz verdiğimiz sözü tutuyoruz. Enerji sorununu tarihe gömeceğiz şeklinde konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da ana vatan Türkiye'den Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Ve dün geldikleri ülkemizde bir takım istişarelerde, toplantılarda bulunduklarını ve çok yararlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle enerji, elektrik konusunda güzel bir verimli toplantı yaptıklarını, daha önce bu konuyla ilgili Kıbrıs'a bir ekip yolladıklarını, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler konusunda burada tekrardan görüşmeler sağladıklarını belirtti. Türkiye ve KKTC böylece çok daha güçlü bir şekilde bağlanacak elektrik sorununu çözdüğümüz takdirde birbirine dedi. Daha önce nasıl suyu getirdiysek elektriği de getireceğiz dedi. Bir takım protokollere imza attıklarını hatırlattı Sayın Yılmaz. Yerine Akçiçek Hastanesi'nin halka da hizmet verebileceğini bu protokolle, bunu hedeflediklerini ve şehit yakınları ile gazilerle ilgili de bir protokole imza koyduklarını, şehit ve gazi yakınlarının, Türkiye'deki şehit ve gazi yakınlarının Türkiye'nin herhangi bir noktasında, turizm illerinde olsun, farklı yerlerde olsun, hangi imkanlara sahipse buradaki şehit aileleri ve gazi yakınlarında aynı şekilde Türkiye'de yararlanabileceklerini, bu iki protokola imza koyduklarını söyledi. İktisadi mali desteğimiz sürecek her zamanki gibi dedi. Siyasi olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hala yanındayız tabii ki dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da çok başarılı bulduğunu, yanında olduğunu söyledi. Desteklemeye devam edeceğiz dedi. Anavatan Türkiye'nin destekleriyle burada
hayata geçirilecek olan projelere de değindi Sayın Yılmaz. Yeni bir sağlık ocağının Maraş bölgesine yapılıyor olmasını, bunun için 55 milyon lira ayrıldığını, Anadolu Mahallesi'ndeki su sorununun kısa bir sürede çözüleceğini, yollarla ilgili epeyce yol kat edildiğini söyledi. Tarım, seracılık gibi alanlarda da çalışmaların devam edeceğini, Maraş bölgesinin bir sera ve tarım bölgesi olduğuna dikkat çekti. Bununla ilgili de çeşitli çalışmaların devam edeceğini söyledi Sayın Yılmaz. Tabii ki şampiyon meleklerimizi de unutmadı. Şampiyon meleklerimizi bir kez daha rahmetle andı, ailelere sabırlar diledi ve devam eden adli süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletli en doğru kararı vereceğine inandığını belirtti. Evet Hatice, Sayın Cevdet Yılmaz'ın Mausa'daki ziyareti bu şekilde gerçekleşti. Daha sonra halkla görüş alışverişinde sohbette bulundu. Bu basına kapalıydı. Bu şekildeydi Hatice. Evet, Ülke Akın'a teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Gazi Mausa temaslarında yapılan açıklamalar böyleydi. Şimdi düne dönelim. Ülkemizde önemli görüşmeler yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le birlikte Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gaziler ve askeri hastanelere ilişkin protokollere imza koydu. Enerji arz güvenliği Cumhurbaşkanlığından masaya yatırıldı. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Tatar ve Yılmaz, enerji konusunda rasyonel olanın adanın bir bütün olarak Türkiye üzerinden dünyayla entegrasyonu olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti. Bir süre baş başa görüşen Tatar ve Yılmaz, daha sonra Başbakan Ünal Üstel ve tüm siyasi partilerin katıldığı enerji arz güvenliği toplantısına katıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji planlamasında çeşitli alternatiflerin gündeme geldiğini belirterek köklü çözümler bulunabilmesi için nelerin yapılabileceğini bir takım farklı görüşleri almak suretiyle değerlendirme fırsatı bulduk dedi. Uzun vadeli planlamaların yapılmasının önemine dikkat çeken Tatar, su projesinden sonra deniz altından çift yönlü kabloyla Türkiye ve Avrupa Birliği'ne kadar bağlanabilecek enterkonnekte bir yatırımın adanın geleceği bakımından çok önemli olduğunu vurguladı. Güney Kıbrıs'ın gündemi orada 1000 kilometre uzaklıkta olan Yunanistan'a Güney Kıbrıs'tan kabloyla nasıl bağlanabilecekleri, bunun tartışmasının fevkalade kritik bir aşamaya geldiği. Çünkü maliyetler öyle bir yüksek, mesafe öyle bir uzun, denizin derinliği 3000 metre. Halbuki buradan Türkiye'ye sadece 60 kilometre, denizin derinliği sadece 1000 metre. Dolayısıyla akıl selim bunun Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme bağlanması bu adanın geleceği bakımından fevkalade önemli ve doğru projedir. Kıbrıs konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin de tam desteğiyle yürüttüğü iki devletli çözüm modeliyle karşılıklı münasebetlerin her iki halka fayda sağlayacağını vurguladı. Ortak zeminin bulunmasında son 4 yıldır gündeme getirdiği egemen eşitlik ve eşit ulusal statünün teyidiyle mümkün olduğunun altını çizen Tatar, bunun anlamı da Kıbrıs Türk'ünün özden gelen uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan 1960 anlaşmasıyla da tekrar teyit edilen Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkıdır dedi. Bu egemenlik hakkının teyit edilmesinde kendilerine 3D's yani 3D direkt ticaret, direkt uçuş ve direkt temas şeklinde beklentilerimizi ifade ettiğimizde bunun mümkün olabileceğini söylemiştir. O bakımdan ben inşallah Allah kısmet ederse 22 Eylül'de New York'a gideceğim ve New York'ta Sayın Genel Sekreter'le yapacağım ikili görüşmede bunları tekrar gündeme getireceğim. Ve hala daha bizlerin uluslararası toplumun da beklentileri, yani bir görüşme süreci başlayacaksa bizlerin taleplerinin de mutlak surette yerine getirilmesi hususundaki ısrarımı ifade edeceğim. Ersin Tatar, ambargolar ve izolasyonların hafifletilmesini beklerken Güney Kıbrıs'ın mülkiyet, turizm ve üniversiteler konusunda yaptığı saldırılarla Kıbrıs Türk'üne diz çöktürmeye çalıştığını belirterek böylesi bir anlayışın kimseye faydasının olmayacağını vurguladı.
Bizim için mal mülk konusunda burada biliyorsunuz yıllar önce sizlerin de desteğiyle taşınmaz mal komisyonunun oluşturulmasında Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla, teyidiyle böyle bir mekanizma oluşturulmuştur. Nitekim taşınmaz mal komisyonu son dönemlerde etkinliğini artırmak suretiyle ve dün de önemli bir meselenin çözülmesiyle etkinliğini artırarak çare müessesesinin taşınmaz mal komisyonu olduğunu ve burada masum ve iyi niyetiyle yapılan yatırımcıların farklı sebeplerle, farklı uygulamalarla bir takım büyük sıkıntılara yol açmanın kimseye bir faydasının olmayacağını, çarenin taşınmaz mal komisyonu olduğunu bir kez daha gündeme getiriyoruz. Tatar, Kıbrıs Rumlar burada bıraktığı malın değerlendirilmesini isterse komisyona başvurmalı. Bu ülkede barış ve huzur için bu müessesenin etkili bir şekilde çalıştırılması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Esas mülkiyet meselesinin tümüyle çözülmesi Kıbrıs meselesini çözmesine bağlıdır. Çözüldüğü gün bizlerin şu anda güneyde bıraktığımız 500 binden daha fazla bir mülkiyetin, malın elbette meselenin çözüldüğü gün takasa gireceğini ve büyük ölçüde mülkiyet meselesini o şekilde çözeceğini de buradan teyit etmek istiyorum. Mali ve işbirliği protokollerine de dikkat çeken Tatar, ülkenin refahı ve gayri safi milli hasılanın artması için çalışıldığını söyledi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kısa süre içinde Türkiye gibi orta vadeli program açıklamasını beklediklerini kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da elektrik konusunun siyaset üstü bir toplantıda ele alındığını, kısa, orta ve uzun vadede yapılacakların ayrıntılı bir şekilde konuşulduğunu ve yol haritasının ortaya çıkarılacağını kaydetti. 2022 yılından bugüne kadar yaklaşık 12 milyon euro tutarında bir sözleşmeyi bu kapsamda imzaladık ve böyle bir destek söz konusu. EÜH envanterinde bulunan toplam 125 megawatt kapasiteli 5 mobil trailer elektrik santralinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tesis edilmesi de yine bu çerçevede kararlaştırılmıştı. Bunlardan 4'ü hali hazırda işletilmekte olup bir santralin ise taşıma süreci devam etmektedir. Bu hafta sonu bu santralin de devreye gireceğini düşünüyoruz. İlave ihtiyaçlar olabilir dendi toplantıda. Gerekirse o ilave ihtiyaçları da karşılamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Cevdet Yılmaz, 2022 yılından günümüze kadar yaklaşık 5.26 milyon euroluk yatırım yapıldığını da söyledi. Yılmaz, bu kapsamda sadece EUH'ın söz konusu faaliyetleri için gerçekleştirilen yatırımın toplam tutarı yaklaşık 17.26 milyon eurodur dedi. Cevdet Yılmaz, burada rakamlardan ziyade farkında olması gereken daha önemli konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman tasada ve kıvançta Kıbrıs halkının yanında olduğudur. Bir takım yabancı kuruluşların yönlendirmesiyle ilişkilerimize zarar vermeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Halkımızın bunlara itibar etmeyeceklerine inanıyorum dedi. Kablo, çift yönlü bir kabloyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkisinin kurulmasının aynı zamanda tüm ada için de aslında bir imkan oluşturduğu üzerinde rasyonel olan, düşük maliyetli olan, teknik açıdan çok daha doğru olan Kıbrıs Adası'nın bir bütün olarak Türkiye üzerinden Avrupa ile dünya ile entegrasyonudur. Bunu çağrı olarak burada Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmiş oldu. Doğrusu da budur. Siyasi nedenlerle başka şeylere yönelmeye çalışmanın bir anlamı yoktur diye ben de ifade etmek istiyorum. Sayın Başbakan'la yine Ankara'da imzaladığımız bir protokol var. Kablolu elektrik konusunda bunu da yakından takip ediyoruz. Çok büyük ölçekli projeler bunlar. Takdir edersiniz ki teknik yönü, hukuki yönü, uluslararası ilişkiler boyutu, birçok boyutu olan projeler. Bunların sonuçlanması biraz zaman alıyor ama kararlıyız bu konuda. Zaten bu konuda siyasi irademizi ortaya koymuş durumdayız. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp bu konularda gerekli adımları da inşallah önümüzdeki dönemlerde atacağız.
Toplantıda enerji verimliliği üzerinde de durulduğunu anlatan Yılmaz, toplantı sonucu ortaya çıkan eylemlerin takip edileceğini, ilgili kurumlarında bu sonuçları çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Basın toplantısında siyasi konuları da değerlendiren Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs konusunda hakkaniyetli bir duruş sergilediğini belirtti. Yıllar yılı adadaki gerçeklere uymayan yaklaşımların bir çözüm üretmediğini hep birlikte gördük. Yıllarca denenmiş, çözüm oluşturmamış yaklaşımların tekrar tekrar denenmesinin bir anlamının olmadığını da biliyoruz. Bir çözüm olacaksa bu adadaki iki devlet gerçeğini gören bir çözüm olmak durumunda. İki tarafın eşitliğini kabul eden bir yaklaşımın olması gerekiyor. Bütün bunları en güzel şekilde Sayın Tatar ifade ediyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Tatar'ın bu konudaki yaklaşımını bütünüyle destekliyoruz ve aynı doğrultuda düşündüğümüzü buradan ifade etmek istiyorum. Barış Harekatı sayesinde adada 50 yıldır huzur ve güven ortamının bulunduğuna işaret eden Yılmaz, iyi ki o gün o müdahale yapılmış. Orta Doğu'da yaşananlar bize bu harekatın doğruluğunu gösteriyor. Hem Türk hem Rum tarafında huzur ortamı var. Adada güvenlik sorunu yaşanmıyor. Bu gerçekliği göze alan bir çözüm olmalı ifadelerini kullandı. Yılmaz, taşınmaz mal komisyonundaki ilerlemelerden de büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu yönde attığı adımları takdirle izlediklerini, bunun uluslararası hukuk alanında karşılığını bulacağına da inandığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik ve mali işbirliği protokolünün yürürlüğe girdiğini, ilk kaynağında aktarıldığını açıkladı. Amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmaktır. Halkın refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmaktır. Daha rekabetçi, katma değeri daha yüksek bir ekonominin oluşumunu desteklemektir. Geçmişle mukayese edilemez bir noktaya gelmiş durumda Kuzey Kıbrıs. Turizmiyle, eğitimiyle, altyapısıyla, ticaretiyle, tarımıyla birçok alanda önemli mesafeler almış durumda. Ama önümüzdeki dönem çok daha ileriye gidecek. Özellikle teknolojik gelişimi, dijitalleşmesi, yapay zeka gibi yeni açılımlar, bunlar inanıyorum ki izolasyonlara da önemli bir cevap oluşturacaktır. Bir taraftan siyasi olarak dünyaya açılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan başta olmak üzere yapılan ziyaretlerle, Türk Cumhuriyetleriyle ortak platformlarda buluşmayla, diğer taraftan teknolojik imkanları da çok daha güçlü bir şekilde kullanıp dünyaya olan kapıları arttırmaya devam edecektir. Konuşmasında Türkiye'nin 3 yıllık orta vadeli programına da işaret eden Yılmaz, bu planın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisinin de istikrarına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Yılmaz, belirsizliklerin azaldığı ortamda istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Başbakan Ünal Üstel, gaziler ve askeri hastanelere ilişkin protokol imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan protokolle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, şehit aileleri ve gaziler, Türkiye'deki şehit aileleri ve gazilerle aynı haklardan yararlanma imkanı bulacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşlarına hizmet vermesine ilişkin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gaziler ve askeri hastanelere ilişkin protokol imzalandı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende protokole Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan protokolle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, şehit aileleri ve gaziler, Türkiye'deki şehit aileleri ve gazilerle aynı haklardan yararlanma imkanı bulacak. İmza töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclis binaları inşaat alanını da incelediğini söyledi. 1000 kişi üzerinde çalışanla çalışmaların sürdürüldüğü inşaatın hızlı bir şekilde biteceğini kaydetti. Yılmaz, gaziler ve askeri hastanelere ilişkin protokol sayesinde Kuzey Kıbrıslı vatandaşların da hizmet almasını sağladıklarını ifade etti. Askeri hastanenin 1974'te hizmet
vermeye başladığını ve varlığını bugünlere kadar sürdürdüğünü belirten Yılmaz, hastanenin fiziki, sosyal ve tıbbi imkanlarını geliştirdiğini söyledi. Yılmaz, hastanenin yakın zamanda hizmete gireceğini de kaydetti. Başbakan Üstel ile bugün imzaladığımız protokol ile hastanenin yeni dönemde hizmeti aksatmayacak şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına ve burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunması sağlanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilen ve modern sistemlerle donatılan yeni hastanemizde hak sahiplerine üstün donanımda ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Bu vesileyle hastanenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin bir protokol daha imzaladık. Bu protokol ile KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerin Türkiye'de bulundukları süre zarfınca ülkemizdeki şehit yakını ve gazilere sağlanan haklardan yararlanmaları sağlanacaktır. Böylece KKTC vatandaşı, şehit yakını ve gazilerimiz sosyal tesislerden yararlanma hakkı, kredi ve yurtlar kurumu burs önceliği gibi birçok hak, indirim ve muafiyetten istifade edebilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına desteğimiz devam edecektir diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kendi kendine yeten bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. İmza töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel ise uzun zamandan beridir hep düşündükleri ancak bir türlü gerçekleştiremedikleri iki protokolü imzalamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Askere ve halka hizmetin öncelikli olduğunu söyleyen Üstel, hastanenin askerin kullanımına açıldığını bildirdi. Halkımıza hizmet etmek için ama öncelikle askerimize, Mehmetçimize hizmet etmek için askeri hastane bitmiştir. Ve askerimizin kullanımına açılmıştır. Ve bugün sizinle imzalayacağımız protokolle bizim ülkemizde yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek vatandaşı olsun, gerekse Türkiye'den gelip burada çalışanları olsun. Mücahit ve şehitler sayesinde bu devletin kurulduğunu dile getiren Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, şehit aileleri ve gazilerin Türkiye'deki şehit aileleri ve gazilerle aynı haklardan yararlanma imkanı bulacağını dile getirdi. Konuşmasında elektrik konusuna da değinen Üstel, Türkiye'den kabloyla elektriğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesiyle ve interkonnekte sistemle elektrik sorununun tarihe karışacağını söyledi. Üstel, yakında çalışmalar bitecek. Enerji sorununu ileriki günlerde yapılacak planlamayla kökten çözmüş olacağız dedi. Ve bir festival haberiyle devam edelim sayın seyirciler. Uluslararası Tatlı Su, Haruf ve Halk Dansları Festivali'nin 17.si dün akşam düzenlenen törenle başladı. Haruf ve ürünlerini ön plana çıkartarak tanıtmak amacıyla düzenlenen festival 8 Eylül'e kadar devam edecek. 7. Uluslararası Tatlı Su Harnup ve Halk Dansları Festivali düzenlenen törenle başladı. Tatlı Su Belediye Başkanı Hayri Orçan törende yaptığı konuşmada 2 yıldır Harnup ürününün gerçek değerini bulmadığını, bu konuda sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Festivalin bir amacının da Harnup üreticisinin sorunlarını aktarmasında önemli bir platform olduğunu belirten Orçan, üreticinin mağdur edilmemesi yönünde çalışmalar yapılacağı müjdesini verdi. Sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanılan Harnup ürününe sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Orçan, kooperatife ait atıl durumda olan pekmez üretim tesisini belediyeye kazandırdıklarını söyledi. Gerçekten insan sağlığı açısından çok önemli olan bu ürünü biz katma değer yaratarak eğer pazarlamaya çalışırsak veya pazarlamayı başarabilirsek
ürünümüz gerçek anlamda o zaman değer kazanacak. Orçan festivallerin üreticilerin ürettiklerini satmaları ve tanıtmalarının yanında bir diğer amacının da çeşitli kültürleri bir araya getirmek olduğunu da sözlerine ekledi. Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar da üreticinin her zaman yanında olduklarını, ambargolara rağmen ülkede üretilen ürünlerin dünyayla buluşması için girişimlerini sürdüreceklerini kaydetti. Yerli üretimi destekleyen bu ve bu gibi yerel festivallerin her yıl daha büyük bir coşkuyla organize olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması açısından da büyük bir önem taşıyor. Akpınar, Harnup ürününde pazar bulunması yönünde yaşanan sıkıntıların aşılması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. 8 Eylül'e kadar devam edecek olan festival kapsamında çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra eğlenceli aktivitelerle konserler yer alacak. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, beyin cerrahisi ameliyatlarının durma noktasına geldiği ve ameliyatların ilkel koşullarda yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Beyin cerrahisi ameliyatlarının en üst seviyede, güvenle ve uygun şartlarda yapıldığını belirten Dinçürek, kamuoyu müsterih olsun dedi. Bakan Dinçürek, iddiaların detaylı bir şekilde araştırıldığını ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Dinçürek ayrıca son bir yıl içerisinde tüm hastanelere alınan tıbbi cihaz miktarının açık ara ve en yüksek seviyede olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, Bakanlık Müsteşarı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Klinik Şefi ve uzman hekimleri Manosa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi uzmanı katılımıyla geniş katılımlı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Dinçürek toplantıda beyin cerrahisi ameliyatlarının durma noktasına geldiği ve ameliyatların ilkel koşullarda yapıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Ameliyatların iptidai şartlarda yapıldığı ve durma noktasına geldiği ve benzeri iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kaldı ki beyin cerrahisi ve ameliyatları ülkemizde son derece başarı oranı yüksek, yüz güldürücü bir branş ve uygulamadır. Bundan dolayı da ben başta meslektaşlarım olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Birçok yenilikçi ve özel beyin cerrahisi ameliyatının Türkiye dahil sayılı merkezlerde yapılabildiğine dikkat çeken Dinçürek, bu tür ameliyatların Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde klinik şefi ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Dinçürek ayrıca yeni nesil beyin cerrahi ameliyatları bakanlığımız döneminde hayata geçmiştir ifadesinde bulundu. Bakanlık olarak yenilik taleplerine her zaman açık olduklarını ve gerekli adımları titizlikle attıklarını söyleyen Dinçürek, aletlerin talepleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Talep edilen yeni el aletleri konusunda Manosa Devlet Hastanesi'nde duyarsız kalmamıştır bakanlık. Burada ilgili firmalardan tek tek alınan teklifler vardır, resmi teklifler. Dolayısıyla burası bir devlettir. Devlette de bir malın, bir ürünün, bir hizmetin nasıl alınacağı ihale yasasına uygundur. İhale yasası uyarınca piyasadan yeterince teklifler alındı. Tek tek fiyat analizleri yapılıyor. Belki bir hafta, belki iki hafta içerisinde alımı gerçekleşecek sürecin son noktasına geldiğimiz bir durumda. Bakan Dinçürek, devlet hastaneleri arasında yıllardır süregelen yardımlaşma ve işbirliğinin altını çizerek eksik ya da arızalı cihazların diğer hastanelerden geçici olarak temin edildiğini hatırlattı. Kısa bir süre önce de Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki bir cihaz arızası için Manosa Devlet Hastanesi'nden cihaz alındı ve ameliyatlar sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Şu anda hem Manosa hem de Lefkoşa Devlet Hastaneleri için yeni cihazların ihalesi devam ediyor dedi. Basına yansıyan iddiaların maksatlı olduğunu belirten Dinçürek, hastane içi ya da bakanlık içi yazışmaların nasıl basına sızdırıldığı konusunda bir araştırma başlatıldığını söyledi. Gerekli tespitlerin yapılması halinde yasalar çerçevesinde gereken adımların atılacağını vurguladı. Dinçürek, kamuoyunun müsterih olmasını istiyorum. Beyin cerrahisi ameliyatları en üst seviyede, güvenle ve uygun şartlarda yapılmaktadır. Şartlarımız ve tüm ekibe güvenimiz tamdır şeklinde konuştu.
ameliyatı yapabilmek için. Türkiye'den bir deprem haberi var. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 9.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada an itibariyle olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün saat 9.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD'dan yapılan açıklamada Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 9.31'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadeleri yer aldı. Sayın seyirciler, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçlerinin ateş açtığı bir protestoda vurularak öldürülen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için tepkiler büyüyor. Birleşmiş Milletler, Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini talep etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil protestoya barbarca müdahalesini lanetledi. Gazi Mausa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen Mausa Suriçi Panayırı'ndan elde edilen gelirler Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlandı. Yaklaşık 180 bin TL'lik bağış için Suriçi Panayırı'nda Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği Başkanı Murat Yurtseven, Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın bir araya geldi. Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Panayır'ın kira gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlandığını belirtti ve Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği'ne duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın da derneğin ilk günden itibaren kayıplar için adalet arayışı içerisinde olan bir yapıda olduğunu kaydetti. Özelde Mausa'nın, genelde ise tüm ülkenin çocukları olan kayıpların acılarının ülke olarak hep birlikte paylaşıldığını söyledi. Şampiyon meleklerimizin adını ve adlarını yaşatmak amacıyla kurulan derneğimiz, biliyorsunuz eğitim odaklı birçok faaliyetlerde bulunmaya başladı. Geçen sene olduğu gibi de bu sene 105 ortaokul ve lise öğrencisine eğitim bursu sağlayacaktır. Onun için bu akşam yapılacak olan katkılar gibi daha sonra olacak olan katkıların da çok anlamlı özel yerlere gideceğini bilmenizi isteriz. Ve derneğimizin en büyük amacı çocuklarımızın atlarını yaşatmak için, kayıplarımızın atlarını yaşatmak için şehrimize çağın gerektirdiği bir şekilde örnek bir eğitim kampüsünü inşa edeceğiz inşallah hep beraber. Konuşmaların ardından 180 bin TL tutarındaki çek Osman Akın'a takdim edildi. Evet, izlediğiniz gibi Şampiyon Melekler unutulmadı sayın seyirciler ve Mausa Suriçi Panayırı'nın stand geliri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlandı. Ve az önceki haberimize tekrar geri dönelim. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçlerinin ateş açtığı bir protestoda vurularak öldürülen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için tepkiler büyüyor. Filistin resmi haber ajansı Batı Şeria'da İsrailli yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Amerikan vatandaşı da olan Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vuruldu. Filistin halkının uğradığı baskıya karşı çıkmak için kurulan uluslararası dayanışma hareketinden Eygi'nin işgalci İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail ordusunun Eygi'yi kasıtlı
hedef aldığı ve öldürdüğü kaydedilerek aralarında çocukların da bulunduğu dua eden göstericilere İsrail ordusunun gerçek mühimmatla ateş açtığı bildirildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'da Amerika vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Eygin'in İsrail askerlerince öldürülmesinin İsrail'li politikacıların direktiflerinin bir sonucu olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Ayşenur Eygin'in trajik ölümüyle ilgili bilgimiz var. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Önceliğimiz hep Amerika vatandaşlarının korunması açıklamasını yaptı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygin'in öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini talep etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil protestoya barbarca müdahalesini lanetlediğini bildirdi. Ve bizden bir haberle devam edelim. Kıbrıs Türk halkının sesini her platformda duyurmaya devam eden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu anlamlı bir ödüle layık görüldü. Türkiye'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok kuruluşun yer aldığı International Summit ödüllerinde BRT en iyi televizyon kanalı olarak plaket aldı. Girne Şamada Otel'de düzenlenen gecede International Summit ödülleri sahiplerini buldu. BRT en iyi televizyon kanalı ödülüne layık görüldü. Ödülü kurum müdürü adına haber yönetmeni Manolya Kutay aldı. Manolya Kutay, Meryem Özkurt'un yönetiminde BRT ailesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesi olmaya devam edeceklerini belirterek ödül için teşekkürlerini iletti. Ve gün ortasını da noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nispeten sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgar güney ve batı yönlerden kuvvetlice esmesi beklenmekte. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 37, Girne 33, Alevkayası'nda 31, Güzelyurt 33, Gazi Mousa ve Lefke'de 34, Yenerenköy 33, İskele'de ise 35 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı ise Lefkoşa 22, Girne 25, Alevkayası ve Güzelyurt 20, Gazi Mousa 24, Lefke 25, Yenerenköy 26 ve İskele'de ise 23 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle: Lefkoşa 38, Girne 34, Alevkayası 31, Güzelyurt 34, Gazi Mousa ve Lefke'de 35, Yenerenköy 33, İskele'de ise 36 derece dolaylarında olacak. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.